Huang Qide ve Huang Ming küçük avlunun girişine vardıklarında Fei Hu yollarını kapatmak için elini uzattı. Sadece Huang Peng'in içeri girmesine izin verildi. Bu, Huang Qide ve Huang Ming'i garip bir duruma soktu. İkisi de sinirlenmek istiyordu ama öfkelerini belli etmeye cesaret edemiyorlardı. Fei Hu'nun donuk bir ifadesi vardı ve tavrı sakin ve kayıtsızdı. Huang Ming'in yüzündeki zorla gülümsemeye rağmen Fei Hu yollarını kapatmaya devam etti. O anda Huang Peng, Huang Xiao Long'un yanına gitti ve "Xiao Long, izin verir misin?" dedi. Huang Xiao Long Feihu'ya başını salladı ve Feihu onun başını salladığını görünce elini indirerek Huang Qide ve Huang Ming'in avluya girmesine izin verdi. Ancak o zaman Huang Qide ve Huang Ming rahatladılar ve yüzlerinde geniş gülümsemelerle teşekkür ederek başlarını salladılar. Özellikle Huang Xiaolong'un küçük bahçesine girerken davranışları son derece saygılı olan Huang Ming. Ne için geldin? Huang Xiaolong kayıtsızlıkla sordu. Yanlış hatırlamıyorsam bu benim küçük avluma ilk gelişiniz değil mi? Tırnak işareti. Huang Xiaolong'un hatırlayabildiği kadarıyla büyük babası Huang Qide ve amcası Huang Ming onu avlusunda ziyarete hiç gelmemişti. Hem Huang Qi de hem de Huang Ming'in yüzü utançtan kızardı. Ama neyse ki gökyüzü kararmaya başlamıştı. Bu yüzden pek belli olmuyordu. Ziyaolong. Büyük baban ve en büyük amcan seni yeni yıl ziyafetine davet etmeye geldiler. Huang Peng öne çıktı ve oğluna şöyle dedi. Huang Kide ve Huang Minki kurtarmaya geldi. Her yıl yıllık klan toplantısı sırasında, ilk gün öğrencilerin tartışma etkinliğinden sonra ertesi gün bir ziyafet düzenlenirdi. Huan Klan Malikanesi yeni yılı kutlamak için büyük bir ziyafet düzenleyecekti. Büyüklerin dışında sadece üç neslin en iyileri, en yetenekli müritler ziyafete katılabiliyordu. Gerçeği söylemek gerekirse Huang Xiaolong'un Huang Wei'yi mağlup edip etkinliği kazandığında geçen yılki ziyafete katılması gerekirdi ama kimse Huang Xiaolong'u davet etmeye gelmedi ve Ruh Havuzu gibi her iki ayrıcalık da Huang Wei'ye verildi. Doğru, doğru, doğru Xiaolong. Seni ziyafete davet etmeye geldik. Huang Ming Sanki Huang Ziyaolong en büyük malikane lorduymuş ve onu davet etmek için gönderilen sıradan bir Huang klanı malikanesi hizmetkarıymış gibi gülümseyen bir yüzle hemen ardından geldi. Huang ki de konuşmasa da hala göz kamaştırıcı bir gülümsemeye sahipti. Bu ikisi tarafından yıl sonu ziyafetine şahsen davet edilmek Huang Klan Malikanesi kurulduğundan beri bir ilkti. Uzun yıllar boyunca bu onura yalnızca Huang Xiaolong sahipti. Ancak Huang Xiaolong soğuk bir şekilde cevap verdi. Hayır. Teşekkürler. Hala pratik yapmam gerekiyor. Huang Qide ve Huang Ming'in yüzlerindeki gülümsemeler sertleşti. Xiaolong seni. Yanındaki Huang Peng panikledi ve ağzından kaçırdı. Baba, öfkemi biliyorsun. Huang Xiaolong yanıtladı. Bu durumda Huang Peng ne diyeceğini bilemiyordu. Bu oğlu bazen çok inatçı olabiliyordu ve bir şeye karar verdikten sonra ne kendisi ne de karısı. Onun pozisyonunu değiştirmesini sağlayamıyordu. Ancak Huang Qi de. Huang Peng'e elini işaret etti ve Huang Xiaolong'a bakan samimi bir ifadeyle şunları söyledi. Xiaolong, geçmişte yaptığım şey yanlış ve önyargılıydı. Ama umarım benden nefret etmezsin. Bundan sonra ne istersen iste. Sen istediğin sürece kabul ederim. Huang Xiaolong kayıtsız kaldı. Tabii ki. Büyük babasının neden eğilip onu davet ettiğini ve kibar davrandığını biliyordu. Bunların hepsi ortaya çıkardığı yetenek ve arkasında 10. düzenin sonlarında zirveye ulaşmış bir uzmanın bulunması yüzündendi. Yoksa büyük babası neden kendini bu kadar küçük düşürsün ki? Huang Xiaolong sessiz kaldı ve cevap vermedi. Huang Qi de bunu görünce sinirlenmedi ama derin bir iç çekerek devam etti. Baban, yeni yıldan sonra dışarıda antrenman yapmak için ayrılacağını mı söyledi? Huang Xiaolong. Babası Huang Peng'e baktı ve Huang Peng konuşmak üzereyken Huang Qi de onu geride bıraktı. Babanı suçlama, istemeden onu duydum. Sonra ses tonu aniden değişti. Long, Beni affedeceğini ummuyorum ama büyük baba bilmeni istiyor. Huang klan malikanesi ve ben her zaman senin dönüşünü bekleyeceğiz ve Huang klan malikanesi sonsuza. Kadar senin evin. Huang kidenin ifadesi. Küçük bir yeşim şişesini çıkarırken biraz özlemli hale geldi. Birkaç yıl önce. Büyük babam dördüncü derece ruhdanı. Ejderha kaplanı temel dani arıtması için bir simyacı tuttu. Savaş kisini geliştirmede son derece faydalıdır. Huang Ming. Babasının temel ejderha kaplan dani çıkardığını görünce şok oldu. İnanılmaz derecede nadir bir üst sınıf dördüncü ruh dandı. Babası onu bir düzineden fazla yıldır saklıyordu ama şimdi onu Huang Xiaolong'a mı veriyor? 4. Derece Ruh Danımı Huang Xiaolong şişeyi almadan önce bir an tereddüt etmişti. Huang Qi de, Huang Xiaolong'un şişeyi aldığını gördüğünde yüzünde parlak bir gülümseme açıldı. Sanki ona dördüncü derece ruh danini veren Huang Xiaolong'muş da tam tersi değilmiş gibi. Ancak gülümsemesi göz kamaştırıcı olduğunda Huang Xiaolong şişeyi yanındaki babasına uzattı. Baba, bu Dragon Tiger temel Daniel. Huang Kide'nin yüzündeki parlak gülümseme anında kayboldu ve hem Huang Ming hem de Huang Peng sersemledi. Xiaolong, yapamazsın. Huang Peng reddetmek üzereyken Huang Xiaolong elini salladı ve şöyle dedi. Baba, sen şu anda altıncı düzenin sonlarında zirvedesin ve bu ejderha kaplanı temel dane benden daha çok ihtiyacın var. Artık reddetme, al. Ve böylece Huang Xiaolong çok değerli danı verdi. Huang Peng, çaresiz bir ifadeyle yeşim şişesini oğlundan aldı. Huang Xiaolong daha sonra dönüp artık gülümsemeyen büyük babasına baktı ve şöyle dedi. Onu bana verdin. Ben de babama verdim. Bununla bir sorunun yok, değil mi? Ah, ah, hiç de değil. Baban kullansa da fark etmez. Fark etmez. Huang Qi de gülümseyerek cevap verdi ama kalbinden kan damlıyordu. Üst düzey bir dördüncü sınıf ruhdan. Ah, on yıldan fazla süredir onu saklamıştı. Kısa bir süre sonra Huang Qi de. Huang Ming ve Huang Peng küçük avluyu terk etti. Sonunda Huang Xiaolong ziyafette onlara katılmadı. Ziyafet ön salonda yapıldı ve önceki yıllarda olduğu gibi canlı, büyük ve şenlikli bir olaydı. Ancak ana koltukta oturan Huang Qi de bir şekilde şenliği hiç hissetmiyordu. Ön salonun canlılığının aksine Huang Xiaolong'un küçük avlusu sessizdi. Huang Xiaolong. Soğuk yeşim yatakta bağdaş kurup oturdu ve üzerine fışkıran cehennem dünyasının ruhsal aurasını abzurbe etmek için Asura taktikleri egzersizini yürüttü. Huang Xiaolong artık Asura taktiklerinin ikinci aşamasına ulaşmıştı. Çizimlere göre biri Asura taktiklerinin en yüksek seviyesine ulaştığında Asura alemine bağlı Asura kapısını açabiliyordu. Ancak bunun doğru olup olmadığından emin değil. İki gün hızla geçti ve yeni yıl geldi. Bu yeni yıl, Doğu avlusu önceki yıllara göre daha hareketliydi ve Huang Xiaolong annesi, babası, küçük kız kardeşi ve erkek kardeşiyle vakit geçirdi ve hava kahkahalarla doldu. Huang Xiaolong biliyordu ki bir yıl sonra anne babasını, küçük kız kardeşini ve erkek kardeşini bir sonraki görüşünde görecekti. Yeni yıl geldi ve geçti. Ertesi gün Huang Qi de, Huang Ming ve Huang Clan Malikanesi'nin tüm büyükleri ve hizmetçiler Huang Clan malikanesinin ana girişinin önündeki meydanda durdular. Herkes Huang Ziyaolong'a veda etmek için oradaydı. Oğlu çok uzaklara seyahat etmek üzereydi. Huang Ziyaolong'a sımsıkı sarılırken Suya'nın gözleri kırmızı çerçeveliydi. Seyahat ederken dikkatli olmalısınız. Anne, biliyorum. Huang Xiaolong'un da gözleri kırmızıydı ve hızla arkasını dönüp Fei ile birlikte oradan ayrıldı. Huang Xiaolong ve Fei Hu'nun figürü uzaklaşırken yavaş yavaş herkesin gözünden kayboldu. Huang Peng hala şaşkınlıkla oğullarının yönüne bakan karısı Su Yan'a baktı. Karısının yanına geldi ve yumuşak bir şekilde şöyle dedi. Yan Mei, hadi geri dönelim. Oğlum çoktan uzağa gitti. Suyanın omzunu ovuştururken. Suyan boş boş başını salladı ve geri kalanlarla birlikte Huang klan malikanesine doğru yürürken. Huang Peng onu tuttu. Oysa Huang Long ve Fei Hu. Huang klan malikanesinden ayrıldıktan sonra olağan yolu takip etmediler. Dağın derinliklerine doğru ilerleyerek arka dağa girdiler. Arka dağı birkaç yüzli geçerek Silver Moon Ormanı sınırına ulaşacaklar. Silver Moon Ormanı o kadar geniş ki ondan fazla krallığın bölgesini kat ediyordu. Silver Moon Ormanı'nda çeşitli canavarlar yaşıyordu. Böylece Huang Xiaolong, seyahat ederken bazı şeytani canavarları avlamaya karar verdi. Daha önce öldürdüğü dördüncü aşama bara Floret Piton'u Silver Moon ormanından gelmişti. Ve üç gün sonra Huang Xiaolong. Silver Moon ormanının sınırına ulaştı. Gökyüzüne bakmak için başını kaldırdı. Gökyüzünün giderek karardığını gördü ve Fei Hu'ya şöyle dedi. Gece burada dinleneceğiz ve yolculuğumuza yarın devam edeceğiz. Evet. Egemen, Fei Hu bunu saygıyla kabul etti. Huang Xiaolong'un omzundaki küçük mor maymun ellerini çırptı ve ciyakladı. Onun hareketini görünce Huang Xiaolong gülümsedi. Küçük adam, git bak bölgede meyve var mı? Biraz geri getir. Küçük mor maymun Huang Xiaolong'un omzundan atlayarak, ciyaklayarak başını salladı. Birkaç adım attıktan sonra gözden kayboldu. Feihu ise ateş yakmak için kuru dallar ve ağaç kabuğu toplamaya gitti. Bir süre sonra küçük mor maymun, kollarında bir sürü taze meyve yıl geri döndü. Ağzı bile bir parça meyveyi ısırıyor. Bu buz meyvesi mi? Feihu, küçük mor maymunun kollarındaki şeffaf meyvelere bakarak şaşkınlıkla bağırdı. Buz meyvesi nadir görülen bir meyvedir ancak savaş kisini arttırma açısından hiçbir fayda sağlamasa da, vücudu güçlendirebilir ve piyasada onlarca altına mal olabilir. Küçük mor maymun Feihun'un şaşkınlığını görünce gururla küçük kafasını kaldırdı. Yaklaşık 7 ila 8 parça buz meyvesi bıraktı ve sonra tekrar koşmadan önce bir işaret yapıp, Ciyakladı ve kollarında daha fazla buz meyvesi ile geri döndü. Huang Xiaolong başını salladı ve eylemini görünce güldü. Bu küçük adam çok eğlenceli. Bu birkaç günlük yolculuk sırasında. Menekşe maymunu her kaçtığında geri lezzetli meyveler getirecek. Bu yüzden Huang Xiaolong ve Fei Hu yol boyunca birçok lezzetli meyvenin tadına baktı. Huang Xiaolong ve Fei buz meyveleri yığınının yanına otururken biraz kuru yiyecek çıkardılar ve onu buz meyveleriyle birlikte yediler. Buz meyvesi boğazından aşağı kayarken buz gibi soğuk ve hoş kokulu olan Huang Xiaolong, doymadan üç tane yedi. Huang Xiaolong, Fei Hu'ya şöyle dedi. Ne yazık ki et yok eğer et artı bir sürahi iyi şarap varsa, o zaman mükemmeldir. Huang Xiaolong önceki hayatında bir şarap aşığıydı ama henüz bu dünyanın şarabını tatmamıştı. Merak ediyorum bu dünyadaki şarabın tadı nasıl? Fei Hu bunu duyunca güldü. Hükümdar da içmeyi sever mi? Onun bakış açısına göre Sovar'ın daha dokuza bile ulaşmadı gerçekten içmeyi biliyor mu sonra ekledi şarap şu anda yok ama et daha sonra olacak huang ziaolong'un kafası karışmışken aniden şeytani bir canavarın sesi onlara doğru ilerledi ve hareket sesine bakılırsa kesinlikle küçük değildi birkaç dakika sonra iki keskin diş ortaya çıktı ve domuz benzeri şeytani canavarlar huang ziaolong ve Feihun'un önünde belirdi. Düşük seviyeli şeytani canavar, Sanfern canavarı, Sanfern canavarının yaklaştığını gören Feihu güldü ve ayağa kalktı. Egemen, her ne kadar bu Sanfern canavarının eti biraz kalın ve oldukça lezzetli olsa da, Sanfern canavarıyla baş etmeye hazırdı ama küçük bir gölge ondan önce davrandı. Sandfern canavarına neredeyse anında ulaştı ve çığlık atıp yere düşerken Sandfern canavarının vücudunda soğuk bir ışık huzmesi parladı. Suçluyu gören Feihu başını salladı ve tabii ki o da küçük mor maymundu. Küçük mor maymun, Sandfern canavarını öldürdükten sonra vücudundan birkaç yüz kat daha büyük bir cesedi şenlik ateşinin yakınına sürükledi. Küçük parmağı devasa Sanfern canavarının vücudunu işaret ederken ciyakladı ve Huang Xiaolong'a doğru işaret etti. Tamam, senin obur olduğunu zaten biliyorum. Huang Xiaolong güldü ve keskin bir bıçak çıkarıp Sanfern canavarının derisini yüzdü. Eti temizledi ve şenlik ateşinde kızarttı etin kızarmasını beklerken salyalar damlıyordu ve çok geçmeden hoş kokulu kavrulmuş et kokusu havaya yayıldı. Ve menekşe ruhu yok eden maymun kaygılı bir bakışla şenlik ateşinin tam önüne çömeldi ve gözleri yalnızca ete sabitlendi. Durmadan salya akıtıyordu. Huang Ziaolong küçük mor maymunun ifadesini izlerken gülümsedi. Bir yıl önce küçük adam kavurma becerisinin tadına baktı. Fei Hu yakınlarda oturuyordu ve gözleri şenlik ateşindeki etten ayrılmıyordu. Yüzündeki ifade küçük mor maymununki ile aynıydı. Tam kokulu et havayı kapladığında, uzaktan yüksek bir bağırış duyuldu. Hem Huang Xiaolong hem de Fei Hu şaşırmıştı ama Fei Hu şöyle dedi. Egemen, Silver Moon ormanına girdiğimizde bu tür cinayetlerin çoğunu göreceğiz ve sen de buna kısa sürede alışacaksın. Müdahale etmemek daha iyi. Huang Xiaolong başını salladı. Ancak uzaktaki dövüş sesi yaklaştıkça daha da netleşti ve sanki Huang Xiaolong'a doğru ilerliyormuş gibi görünüyordu. Huang Xiaolong kaşlarını çattı. Ve saniyeler içinde. Savaşan grupların yüksek bağırışlar eşliğinde kendilerini ortaya çıkardıklarını gördü. Mor renkli cübbeli bir grup tarafından kovalanan bir genç kız ve adam. Giysilerindeki kan lekesi nedeniyle gençlerin üzerinde kılıçla yapılan kesikler açıkça görülüyor. Kozmik Yıldız Akademisi. Mor cübbeli kılıç tarikatı. Feyhun'un kaşları çatıldı. Huang Ziyaolong Fei Hu'ya bakmak için döndü. Fei Hu açıkladı. Genç efendi, Kozmik Yıldız Akademisi Luotong Krallığı'na aittir. Muhtemelen bunu duymuşsunuzdur. Mor Cübbeli Kılıç Tarikatı Yunay Krallığı'nın bir numaralı mezhebidir. Öndeki iki genç Kozmik Yıldız Akademisi'nden, arkalarındakiler ise Mor Cübbeli Kılıç Tarikatı'ndan. Kozmik Yıldız Akademisi, Mor Cübbeli Kılıç Tarikatı, Huang Xiaolong, yoluna çıkan taraflara bir kez daha baktı. Kozmik Yıldız Akademisi, Luotong Krallığındaki bir akademidir. Babasının bundan daha önce bahsettiğini duymuştu. Büyük ve önde gelen ailelerin yetenekli torunları orada toplandı ve Luotong Krallığında. Onların soyundan gelenlerin veya öğrencilerinin Kozmik Yıldız Akademisi'ne başarıyla kaydolması bir ailenin şerefidir. Mor Cübbeli Kılıç Tarikatı'nı hiç duymamıştı ama bu Mor Cübbeli Kılıç Tarikatı Yunay Krallığı'nın sayı mezhebi olduğuna göre çok güçlü olmalılar. En azından Kozmik Yıldız Akademisi'nden daha zayıf değiller. Ve bu sırada her iki taraf da yollarına çıkan Huang Xiaolong, Fei Hu ve küçük menekşe ruhu yiyen maymunu fark ederek şaşırdılar. Genç kız ve erkek çifti. Hafif bir tereddütten sonra Huang Xiaolong ve Fei Hu'ya doğru uçtu. Aynı zamanda acil bir sesle Fei Hu'ya seslendi. "Kıdemli, lütfen bizi kurtarın." Fei Hu kaşlarını çattı. Kendisini bu tür bir meseleye dahil etme konusunda isteksizdi. Şimdi bundan kaçınamayacak gibi görünüyor. İkisi de ayağa kalktı ve Feihu Halahuang Ziaolong'un kararını bekleyerek hareket etmedi. Genç çift nefes nefese şenlik ateşinin yanına geldi. Onları takip eden insan grubuna baktıklarında ifadeleri korkuyla doldu. Mor Cübbeli Kılıç Tarikatı'nın on ya da daha fazla öğrencisi bu ikiliyi takip ediyordu. Koşmayı bıraktıklarını gören öğrenciler dağıldılar ve şenlik ateşinin başındaki dört kişinin etrafını sardılar. Kıdemli kardeş Çenk, ne yapacağız? Mor Cübbeli Kılıç Tarikatı öğrencisi. Sol yüzünde belirgin bir kılıç yarası olan orta yaşlı bir adama sordu. Yaralı suratlı orta yaşlı adam etrafı saran herkese baktı ve Feihu'ya vardığında durdu. Feihu'nun gücünü belirleyemediğini fark ettiğinde kaşları çatıldı. Kıdemli, biz mor cüppeli kılıç tarikatının öğrencileriyiz. Kıdemli'nin bu konunun dışında kalmasını umuyoruz. Kısa bir aradan sonra Jean Hua ekledi müdahale etmediğiniz sürece güvenli bir şekilde ayrılmanıza izin vereceğiz. Sonuçta Yunay Krallığı'nın değil bu Oton Krallığı'nın sınırları içindeydiler. Zhang Hua elinden gelse beladan kaçınmayı tercih ederdi. Fei Hu yanıt vermedi. Bunun yerine Huang Xiaolong'a baktı. Huang Xiaolong'un Hua'ya bakarken ifadesi bıkkınlığını korudu eğer müdahale edersek güvenli bir şekilde ayrılamayacağımızı mı söylüyorsunuz? Karşı taraf kibar görünse de Huang Xiaolong sözlerindeki ima edilen tehdidi fark etti. Luotong Krallığında Doğan ve Krallığının önde gelen akademisindeki öğrencilerin avlandığını gören bir kişi olarak Kozmik Yıldız Akademisi öğrencilerine yardım etme konusunda biraz taraflı davranması doğaldı. Tıpkı dünyadaki önceki yaşamında olduğu gibi. Eğer ülkesinden insanlar zorbalığa maruz kalsaydı. Hemşerilerine verdiği destek konusunda önyargılı olurdu. Huang Ziyao Long'un cevabını duyunca Zhang Hua'nın ifadesi bozuldu. Oğlum, sen az önce ne dedin? Bir çaylağın kıdemli kardeş Çenk ile bu şekilde konuşmaya cesaret ettiğini gören öğrencilerden biri bağırdı ve tam daha fazla azarlamak üzereyken aniden bir gölge parladı ve öğrenci yüzünü tutarak çığlık attı. Yüzüm, yüzüm, yüzünün her iki yanından iki sıra kan akıyordu. Ona saldıran mor ruh yutucu maymun uydu ve saldırının ardından Huang Xiaolong'un omzuna yaslandı ve ardından öğrenciye dişlerini gösterdi. "Hayvan, ölüme davetiye çıkarıyorsun." Mor cüppeli kılıç tarikatı öğrencisi öfkeyle doldu ve elindeki uzun kılıca savaş kisini aşıladı ve doğrudan küçük mor maymuna saldırarak saldırdı. Diğer öğrenciler içlerinden birinin yaralandığını görünce dayanamayıp birlikte saldırdılar. Kılıç ışığının parlak ışınları Huang Xiaolong'un etrafını sardı. Zhang Hua onları durdurmak istedi ama artık çok geçti ve kılıç ışığının Huang Xiaolong'a doğru fırlatılmasını izledi. Aniden kılıç ışığının ışınları kayboldu ve saldıran dört öğrenci havaya kan tükürerek uçmaya başladı. Yere çarptıklarında vücutları iki kez sarsıldı ve hareketsiz kaldı. Hepsi ölmüştü. Fei Hu, Huang Xiaolong'a dönmeden önce soğuk bir şekilde dört cesede baktı ve saygılı bir şekilde sordu. Genç efendi, iyi misiniz? Huang Xiaolong, iyiyim, derken başını salladı. Gerçek şu ki, Fei Hu hiçbir şey yapmamış olsa bile. Dört mor cüppeli kılıç tarikatı öğrencisi ona zarar veremezdi. Dördünün de sadece beşinci düzen savaşçısı olduğunu söyleyebilirdi. Jean Hua ve mor kumaş kılıç tarikatı öğrencisinin diğer öğrencileri, yerde yatan dört cansız bedene baktıklarında şok oldular. Öfke yakalandı ve Feihu'ya bakmak için döndüğünde gözlerinde soğuk bir ışık titreşti. Mor cübbeli kılıç tarikatının öğrencilerini öldürmeye cesaretin var mı? Feihu, Hu’ya daha da soğuk bir ifadeyle baktı ve şöyle dedi. Genç efendiye zarar vermeye cesaret edenler ölecek. Bu Asura kapısının kurallarından biriydi. Eğer biri egemene zarar vermeye cesaret ederse, tüm Asura kapısı öğrencileri, o kişiyi var gücüyle öldürmek zorundadır. Öfke, Jean-Juan'ın kalbinde kasıp kavurdu ve ifadesi buz gibi bir hal aldı. Güzel. Daha sonra öğrencilere işaret ederek elini salladı ve şöyle dedi: "Gidiyoruz." Sonra ayrılmak için döndü. Öğrencilerin hepsi şaşkına dönmüştü. Ayrılmak, gitmene kim izin verdi? O anda Huang Xiaolong sesinde keskin bir ifadeyle konuştu. Huang Xiaolong orta yaşlı adamın gözlerindeki nefreti ve düşmanlığı gördü ve eğer orta yaşlı adamın gitmesine izin verilirse gelecekte kesinlikle intikam için geri döneceğini biliyordu ve Huang klanı malikanesi mevcut konumlarından o kadar da uzakta değildi. Eğer yaralı suratlı orta yaşlı adam kimliğini keşfederse, o zaman Huang klanı malikanesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirdi. Bu yüzden Huang Xiaolong, mor cüppeli kılıç tarikatı öğrencilerinin gitmesine izin vermemeye karar verdi. Cinayet Huang Xiaolong'un kalbinden uçtu. Önceki hayatında Huang Xiaolong'un elinde ölen suçluların sayısı 20'den az değildi. Gerçek şu ki Huang Xiaolong yumuşak ve iyi kalpli bir insan değildi. Yaralı yüzlü orta yaşlı adam ve mor cübbeli kılıç tarikatı öğrencileri durakladı ve Fei Hu hareket ettiği anda ifadeleri değişti. Fei Hu ileri atılırken arkasında bir nehir ortaya çıktı. Nehir sanki çok sayıda kılıcın ışığından yapılmış gibi titrek gümüş bir parıltı yaydı. Bu Feihun'un dövüş ruhu Silver River. Silver River aynı zamanda değişken bir dövüş ruhuydu. Feihu, dövüş ruhunu salıverdikten hemen sonra ruhu değişti. Vücudu yumuşak ve esnek hale geldi. Sanki gümüş renkli bir nehre dönüşmüş gibi hareket ederek mor cübbeli kılıç tarikatının öğrencilerinin etrafında dolandı ve vücutlarından kan sütunları fışkırırken boğazlarından korkunç çığlıklar yükseldi. İstisnasız hepsi yere yıkıldı. Bir anda hepsi ölmüştü. 6 ila 7 nefes almak için gereken sürede Mor Cübbeli Kılıç Tarikatı öğrencilerinin tüm diğer öğrencileri ve yaralı yüzlü orta yaşlı adam. Jang Hua öldü. Kozmik Yıldız Akademisi'nin iki öğrencisi. Fei Hu'ya bakarken korkuyla dolu bir şekilde durdukları yere çivilenmişti. Onları takip eden Mor Cübbeli Kılıç Tarikatı öğrencilerinin gücünün oldukça farkındaydılar. Sonuçta. Yaralı yüzlü orta yaşlı adam. Son zirvedeki 7. düzen savaşçılarından biriydi. Onun dışında iki 7. düzen savaşçısı daha vardı. Bu sırada Fei Hu her zamanki haline dönmüş ve Huang Xiaolong'un arkasına çekilmişti. Ancak o zaman iki gencin aklı başına geldi. Bu, şey, bu küçük kardeş ve kıdemli. Kurtarıcı lütfunuz için teşekkür ederiz. Minnettarlığımızı gelecekte göstereceğiz. Genç adamın selam vermek için elini tutarken sesi titriyordu. Daha sonra kızın elini tuttu ve panik içinde hızla oradan ayrıldı. Çok sonra, korkuyla uzaklaştıkları yöne bakarak başını geriye çevirdi. Feihun'un yüzü. Onları henüz kurtarmışken ikisinin panik içinde kaçtığını görünce buruştu ve Huang Xiaolonga sordu. "Genç efendi, yapsak mı?" Fei Hu susturucu bir jest yaptı. Huang Xiaolong'un gözlerinde belli bir ışık parladı ama sonunda başını salladı. "Unut gitsin." Her ne kadar o da kendisinden kaçma şekillerinden tiksinmiş olsa da Tıpkı mor cüppeli kılıç tarikatı gibi kendilerini susturmasından korktuklarını anlamıştı. Ayrıca ikilinin hikayeyi yayacağından endişe duymuyordu çünkü bu olayın gün yüzüne çıkması onların çıkarına değildi. Burayı terk edelim. Huang Xiaolong, Kozmik Yıldız Akademisi öğrencileri gözden kaybolduktan sonra Fei Hu'ya şunları söyledi burada kalmaya olan ilgisini kaybetmişti. Evet, egemen, onlar ayrılmadan önce Feihu cesetleri yaktı. Böylece iki kişi ve bir küçük maymun Silver Moon ormanına girdi. 10. düzenin sonlarında zirve savaşçılarından biri olan Feihu'nun yanında seyahat etmesi. Nedeniyle Hoang Ziyaolong herhangi bir güçlü şeytani canavarla karşılaşmaktan korkmuyordu. Bir ay sonra, Silver Moon ormanında bir yerde iki parlak ışık ışını parladı ve büyük siyah bir ayı kükreyerek yere çarptı. Daha sonra Huang Xiaolong'un silueti havada belirdi. Geçen ay şeytani canavarları öldürerek dövüş ruhlarının doğuştan gelen yeteneğini uzay gizleme ve hayalet gölge. Birleştirerek Huang Xiaolong artık 6. aşama şeytani canavarı kolayca öldürebiliyordu. Huang Xiaolong'un az önce öldürdüğü kara ayı 6. aşamanın ortasındaydı. O anda küçük mor maymun, Huang Xiaolong'un omzundan büyük siyah ayıya doğru atladı. Minik pençeleri deriyi kesip bir canavarın çekirdeğini çıkardı. Sonra ağzını açıp onu yuttu. Daha sonra ayının safra kesesini çıkardı ve onu Huang Xiaolong'a verdi. Altıncı aşamanın ortasındaki bir kara ayının safra kesesi. Geçen sefer aldığı dördüncü aşama Bara Floret Python'un yılan safra kesesiyle karşılaştırıldığında. Çok daha güçlüydü. Huang Xiaolong. Asura yüzüğünden şarap çıkardı. Sonra kara ayının safra kesesini parçalayarak şaraba karıştırdı ve içmeden önce hepsini yuttu. Nihayet birkaç gün önce, kendilerine kötü ruh diyen bir grup paralı askeri öldürdükten sonra şarabı elde etti. Altıncı aşamanın ortasındaki kara ayının safra kesesi midesine girdiği anda, sıcak enerji şeritleri Huang Xiaolong'un vücuduna akmaya başladı. Teller küçük başladı ve birkaç nefes içinde kalınlaştı. Huang Xiaolong, enerjiyi abzurbe etmek ve savaş kisine dönüştürmek için hızla Asura Tactics'in egzersiz yasasını uygulamaya başladı. Bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra, Silver Moon ormanındaki şeytani canavarları eğitip öldürerek savaş kisi, Huan, klan malikanesinde çılgınca pratik yaptığı zamana göre çok daha hızlı artmıştı. Silver Moon ormanında, kara ayının safra kesesi gibi çalışmalarına yardımcı olan şeylerle karşılaşıyordu. Bu önemliydi çünkü 6. düzen bariyerini aşmak zordu. En üst seviye 10 dövüş ruhuna sahip olanların, son zirve 5. düzen savaşçısından 6. düzen savaşçısına geçmeleri yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyuyordu. Her ne kadar Huang Xiaolong iki süper yetenekli dövüş ruhuna sahip olsa da 6. düzene girebilmesi için en azından 5 ay ile 6 ay arası bir süreye ihtiyacı olacaktı. Huang Xiaolong Enerjiyi rafine ederken bağdaş kurup oturdu. Bu sırada küçük mor maymun, kimsenin nereden aldığını bilmediği mor renkli bir meyveyi çiğniyordu. Yuttuğu canavar çekirdeklerini hiçbir zaman arıtmak zorunda kalmadı. Tüm bu süre boyunca Feihu, tamamen çevreye odaklanarak 10 metre uzakta nöbet tuttu. Birkaç saat sonra Huang Ziaolong, Kara ayının safra kesesini arıtmayı bitirdi ve ayağa kalktı. Sadece savaş kisi artmakla kalmadı. Aynı zamanda tendonları da dahil olmak üzere fiziği de daha sert, daha güçlü ve daha sıkı hale geldi. Ve bu onun anlık patlayıcı gücünü arttırdı. Huang Xiaolong kılıçlarını çağırdı ve yukarı sıçradı ve havadayken kılıçları aşağı doğru savurdu. Düzinelerce kılıç ışını, jilet gibi ince yağmur damlalarına dönüştü ve 10 metre genişliğinde bir alanı kapladı. O 10 metre içindeki her şey toza dönüştü. Jilet gibi ince yağmurdan sanki cehennemden geliyormuş gibi hafif bir çığlık yankılandı ve insanların aklını karıştırdı. Daha sonra Huang Xiaolong indi. Bir aylık çalışmanın ardından Asura kılıç becerisi ikinci stil. Asura'nın gözyaşları nihayet küçük tamamlama seviyesine ulaşmıştı. Tek bir dalgayla Asura'nın çığlıkları duyulabiliyordu. Ancak hala büyük bir tamamlanmaya ulaşmasından kilometrelerce uzaktaydı. Bıçağın her dalgasında jilet gibi yağmur bazen şiddetliydi. Belki su gibi yumuşaktı. Bazen göksel bir nehir gibi kuduruyordu. Bazen de biçimsizdi. Törz of Asura büyük tamamlanma seviyesine ulaştığında durum böyleydi. Şu anda Huang Xiaolong'un dalgalarının her biri bir ustura yağmuru yağdırıyordu. Ancak onun menzili veya boyutu üzerinde hiçbir kontrolü yoktu. Huang Xiaolong antrenmanını durdurdu ve Asura kılıçlarını tekrar kollarına aldı. Aniden parmakları kıvrıldı ve boşluğu göz ardı ederek siyah ayının cesedine pençe attı. Kara ayının cesedinden koyu siyah enerji iplikleri elleri aracılığıyla Huang Xiaolong'un vücuduna aktı. Huang Xiaolong'un vücuduna siyah enerji şeritleri akarken, o orada durdu ve vücudunun etrafında siyah ışık parıldadı. Sonra aniden Huang Xiaolong 10 metre ötedeki devasa bir ağacı pençeledi. Uzak. Havada iki siyah pençe belirdiğinde gökyüzü kararmış gibiydi. Bir patlama. Her iki pençe de devasa ağaca çarptığında havada yankılandı ve ağaç yere devrilirken. Pençe izinin etrafındaki alanlar siyaha dönerek havaya ölüm yaydı. Geçtiğimiz ay Huang Xiaolong. Resimde bahsedilen diğer savaş becerisi olan Asura şeytan pençesini de uygulamaya başlamıştı. Asura iblis pençesinde yalnızca 5 hamle vardı. Ancak ana tamamlanma seviyesine ulaştığında her hareketin ezici bir yıkıcı gücü vardı. Huang Xiaolong'un daha önce sergilediği harekete bir şeytanın tıslaması adı verildi. Bu hamle büyük bir tamamlanmaya ulaşıp başarısızlığa uğradığında binlerce iblis ortaya çıkacak ve gökyüzünü kaplayacak ve yoluna çıkan her şeyi silip süpürecekti. Ancak Huang Xiaolong'un önceki vuruşunda tek bir iblis bile ortaya çıkmamıştı. Asura şeytan pençesini uygulamak için daha fazla çaba harcamam gerekiyor gibi görünüyor. Huang Xiaolong kendi kendine söyledi. Asura şeytan pençesini uygulamanın sorunu, tek bir temel gereksinimin olmasıydı. Kişi, ister insan ister canavar olsun. Yakın zamanda ölen bir cesedin ruh kanı kisini emmelidir. Kara ayı Huang Xiaolong'un daha önce emdiği siyah enerji şeritleri. Onun ruh kanı kisiydi. Ruh kanı kisini emme ihtiyacı nedeniyle Huang Ziaolong eve döndüğünde asura şeytan pençesini uygulayamadı. Aniden uzaktan ayak sesleri ve hafif insan sesleri duyuldu. Fei Hu anında Huang Ziaolong'un arkasına geldi ve küçük mor maymun bir ağaçtan atlayıp Huang Ziaolong'un omzuna tünedi. Huang Xiaolong bir an düşündükten sonra onlardan kaçınalım dedi. Huang Xiaolong, Fei Hu ve küçük mor maymun hızla uzakta yoğun yaprakları olan bir ağaca uçtular ve saklandılar. Huang Xiaolong biraz uzakta, ağacın arasında saklandıkları gibi, mor kıyafetler giyen bir grup insanın onlara doğru ilerlediğini hala görebiliyordu. Onlar mor Cübbeli Kılıç Tarikatı öğrencileriydi. Onların Mor Cübbeli Kılıç Tarikatı'nın öğrencileri olduğunu gören Huang Xiaolong biraz şaşırdı ve nefesini tuttu. Yaşlı Chen, bir ay oldu ve kıdemli Cheng henüz bizimle buluşmadı. Onlara bir şey olmuş olabilir mi? Mor Cübbeli Kılıç Tarikatı öğrencilerinden biri sordu. Chen Feng'in kalın gri kaşları kırıştı. Chen Liang grubunun öğrencileri henüz onlarla buluşmamıştı. Bu yüzden beklenmedik bir şey olmuş olabilir. Bunu düşünen Chen Feng'in gözlerinde soğuk bir ışık titreşti. HMPH, mor cübbeli kılıç tarikatımızın öğrencilerini öldürmeye cesaret edenler yaşamaktan yoruldu. Bir diğeri ise şunu ekledi. Eğer onları bulursak, dokuz neslini yok edeceğiz. Chen Feng başını çevirdi ve öğrencilerden birine sordu. Kozmik Yıldız Akademisi'nin iki öğrencisini buldun mu? Bir ay önce Chen Liang. Ekibi kaybolmadan önce her ikisinin de peşindeydi. Kozmik Yıldız Akademisi öğrencilerini buldukları sürece Chen Liang ve ekibine ne olduğunu bileceklerdi. Elder Chen'e bildiriyorum. Öğrencilerimizden gelen mesaja göre Kozmik Yıldız Akademisi öğrencileri Zehirli Sis Vadisi. Yakınlarında bir yerde. Bir öğrenci saygıyla karşılık verdi. Zehirli Sis Vadisi. Chen Feng soğuk bir şekilde kaşlarını çattı. Hepiniz beni takip edin. Şimdi Zehirli Sis Vadisi'ne gidiyoruz. Evet. Kıdemli Chen. Tırnak işareti. Bir süre sonra mor cüppeli kılıç tarikatının öğrencileri ayrıldı. Mor cüppeli figürler gittikten ve artık görünmez olduktan sonra Huang Xiaolong ve Fei Hu saklandıkları yerden çıktılar. Egemen, Zehirli Sis Vadisi'ne mi gitmeliyiz? Fei Hu sordu. Zehirli Sis Vadisi'nin Gümüşay Ormanı'nın en tehlikeli üç noktasından biri olduğunu bilmelisin. En tehlikeli üç kişiden biri mi? Huang Xiaolong bir an düşündü ve ardından, hadi gidip bir bakalım, dedi. Böylece iki kişi ve bir maymun mor cüppeli kılıç tarikatı öğrencilerinin arkasından zehirli sis. Vadisine doğru takip etti. Bulundukları yerden o kadar da uzakta değildi ve yalnızca bir günlük yolculuktan sonra zehirli sis vadisine vardılar. Zehirli sis vadisinin girişinde durdular ve zehirli gri sislerin havada uçuşmasını ve yeşil bir şeyin havada süzülmesini izlediler. Chen Feng elini salladı ve şöyle dedi. Dağılın ve arayın. Mor cübbeli kılıç tarikatının öğrencileri saygılı bir şekilde cevap verdi ve dağıldılar. Birkaç dakika sonra bir öğrenci şunu bildirdi. Kıdemli Çen. Ön tarafta kavga izleri var. Ah. Hadi gidip bir bakalım. Chen Feng ve Mor cüppeli Kılıç Tarikatı öğrencilerinden bazıları hızla dövüş alanına doğru ilerledi. Yere basılmış dağınık ayak izleri ve çevredeki ağaçlarda kılıç izleri vardı. Chen Feng ayak izlerini takip etmeye devam ederken diğer öğrenciler de onu yakından takip etti. Yaklaşık 20'li yürüdükten sonra, yakınlarda bir savaş sesi duyunca adımlarını hızlandırdılar. Birkaç saniye sonra Chen Feng, siyah cüppeli 5 kişinin mavi giyinmiş genç bir adam ve kadına karşı savaştığını gördü. Genç adam ve kadın, aradıkları Kozmik Yıldız Akademisi'nin öğrencileriydi. Chen Feng olayların gidişatından memnundu ve mor cüppeli kılıç tarikatı öğrencilerine hızla yayılıp savaşan yedi kişiyi çevrelemelerini işaret etti. Kozmik yıldız akademisi öğrencileri ve siyah cüppeli saldırganlar kuşatılmalarına şaşırdılar ve hemen savaşmayı bıraktılar. Chen Feng yedi kişiye bakarken yavaşça ileri doğru yürüdü. Aniden siyah cübbeli beş kişiyi işaret etti ve bir grup öğrenciye şöyle dedi. Çoğunuz gidip onlarla ilgilenin. Evet. Kıdemli Çen. Tırnak işareti. Siyah cübbeli beş kişinin ifadeleri soldu ve içlerinden biri acilen şöyle dedi. Kıdemli. Bekleyin. Biz Karakum tarikatının öğrencileriyiz ve Karakum tarikatının mor cübbeli kılıç tarikatına kin beslemesi yok. Değil mi? Kin Chen Feng alay etti. Sizce hepinizi öldürmek için bir nedene ihtiyacımız var mı? Eğer bir sebep üzerinde ısrar ediyorsan, öyle olsun. Sana bir tane vereceğim. Sana bakmak hoş değil. Nedeni bu. Karakum tarikatı öğrencisi daha fazlasını söylemek istedi ama öldürücü bir niyetle dolu ani bir Kılıç ışığı huzmesi onu susturdu. Mor cüppeli Kılıç Tarikatı öğrencileri saldırılarını başlattılar ve Karakum mezhebi gelen saldırıların gücü karşısında korku içinde dondu. Çimen gibi biçildiler ve birkaç dakika sonra hepsi öldü. Kanları yavaş yavaş kahverengi toprağa sızarken her yere sıçradı. Kozmik Yıldız Akademisi'ndeki iki öğrenci korkudan felç olmuştu. Zaten iki kez kaçmayı denemişlerdi ama bölgeyi kapatan diğer mor cübbeli kılıç tarikatı öğrencileri tarafından geri püskürtülmüşlerdi. Chen Feng ikiliye baktı ve buz gibi bir ses tonuyla sordu. On kadar öğrencimizi öldürdünüz mü? Genç adam ve kadın dehşete düşmüştü. Genç adam aniden şöyle dedi. Kıdemli. Bu bir yanlış anlaşılma. Biz sizin öğrenci arkadaşlarınızı öldürmedik. Şu anki gücümüzle nasıl öldürebiliriz? Tırnak işareti. Genç kız araya girerek şöyle dedi. Doğru. Doğru kıdemli. Katil. Silver River'ın dövüş ruhuna sahip bir adamdı. Bizim bununla hiçbir ilgimiz yok. Chen Feng'in gözleri kısıldı. Silver River dövüş ruhunun bir çeşidi mi? Evet kıdemli. O kişi aynı zamanda hazine haritasını da çaldı. Hazine haritası artık üzerimizde değil. Lütfen bizi bırakın kıdemli. Genç adam daha fazlasını açıkladı. Bunu duyduğunda Huang Xiaolong'un gözlerinde güçlü bir öldürme niyeti parladı. Kurtardı iki kişinin. Sadece o gün olan her şeyi ifşa etmekle kalmayıp, bazı hazine haritalarını almaları için Feihu'ya komplo kurmalarını da beklemiyordu. Her ikisi de bu sözde hazine haritasının bir köşesini bile görmemişlerdir. Chen Feng, Kozmik Yıldız Akademisi'ndeki iki öğrenciye bakarken alaycı bir şekilde gülümsedi. Hazine haritanız yok mu? Chen Feng, Cheng Liang'ı ve geri kalanını öldürmediklerini söylediklerinde bundan şüphe etmedi. Ancak hazine haritasının onların üzerinde olmadığına da inanmadı. Kıdemli, hazine haritası gerçekten. Genç kız tekrar vurguladı ama sesi yarıda kesildi. Chen Feng'in arkasındaki bir noktaya bakarken şokla genişledi. Şaşıran Chen Feng 180 derece döndü ve yaklaşık 10 metre ötede 7-8 yaşında bir oğlan. Çocuğu ile uzun boylu, orta yaşlı bir adamın varlığını fark etmeden durduğunu gördü. Ayrıca küçük çocuğun omzunda sevimli küçük bir maymun var. Kıdemli. Bu o. Tarikat müritlerinizi öldüren kişi o. Kozmik Yıldızlar Akademisi'nin kadın öğrencisi şaşkına döndü ve ardından sevinçle çığlık attı. Parmağı Fei Hu'yu işaret etti. Daha önce Chen Feng'in ona inanmayacağından korkuyordu. Fei Hu'nun aniden önlerine çıkması harika değil mi? Evet. Onlar. Kıdemli. Hazine haritası onun yanında. Hazine haritasını elinden alan oydu. Erkek öğrencinin gözleri parladı ve yüksek sesle çığlık atarken Fei Hu'yu işaret etti. Chen Feng, onlara doğru yürüyen Huang Ziaolong ve Fei Hu'ya baktı. Chen Feng'in dikkatli gözleri altında. Huang Ziaolong ve Fei Hu aralarındaki mesafeyi aştılar ve onlardan pek uzakta durmadılar. Mor cüppeli kılıç tarikatı öğrencilerimi öldüren sen misin? Chen Feng buz gibi bir tavırla Fei Hu'ya baktı. Fei Hu, tıpkı Huang Xiaolong gibi konuşmadı. Sadece iki kozmik yıldız akademisi öğrencisine soğuk bir şekilde baktı. Huang Xiaolong ikisine de baktı ve soğuk sesi çınladı. İkiniz de ölmeyi hak ediyorsunuz. İfadeleri anında çirkinleşti. Ama genç adam çok çabuk kendini toparladı ve Huang Ziaolong'a bakarak sırıttı. Evlat, sen mor cüppeli kılıç tarikatının öğrencilerini öldürdün. Sana hazine haritasını itaatkar bir şekilde bu onurlu kıdemliğe vermeni ve sonra diz çöküp merhamet için yalvarmanı tavsiye ederim. Belki küçük hayatına devam edebilirsin. Yoksa hey hey tırnak işareti. Feihun'un çok güçlü olduğunu bilmesine rağmen yanında mor cübbeli kılıç tarikatının kıdemlisi var. Bu da onun en azından 10. düzen savaşçısı olduğu anlamına geliyor. Feihun'un 10. düzeni görmezden gelebilecek kadar güçlü olduğuna inanmıyor. Her iki taraf da kendi aralarında kavga ederken kaçmanın bir yolunu bulabilirler. Bu ikisi onu hiç gözlerine sokmadılar. Feihu onu görmezden geldi ve Huang Ziaolong gibi küçük bir çocuk. Önündeki iki kozmik yıldız akademisi öğrencisini azarladı. Mor cübbeli kılıç tarikatı kıdemlisi kimliğiyle nereye giderse gitsin kraliyet ailesi ve tanınmış. Aileler tarafından memnuniyetle karşılanacaktı. Bütün bunlara rağmen, Zayıf bir çocuk onu görmezden gelmeye cesaret etti. Chen Feng'in yüzü son derece kasvetliydi. Ancak saldırmak için acelesi yoktu. Her ne kadar kendi gücüne çok güvense de, karşı taraf onlara doğru yürümeye cesaret etti. Ellerinde bir şeyler olmalı. Bu sefer iki mor cüppeli kılıç tarikatının kıdemlisi Silver Moon ormanına gönderildi. Böylece başka bir yaşlı daha var. Fu Yuan ve özel iletişim araçlarına sahipler. Çok yakında diğer yaşlı onlara yardım etmek için koşacaktı. Chen Feng soğuk bir şekilde Huang Xiaolong ve Fei Hu'ya baktı. Yaşlı Fu Yuan geldiğinde, "Hey, hey." O anda Huang Xiaolong'un bakışları Chen Feng'i kesen keskin bir bıçak gibiydi sanki kalbinin içini görmüş ve ne düşündüğünü biliyormuş gibi. Huang Xiaolong, Fei Huya, küçük maymun ve ben ikisiyle ilgileneceğiz. Gerisini sen halledeceksin. Evet, genç efendi, Fei Huyu yanıtladı. Huang Xiaolong ve Fei Hu aynı anda farklı yönlere uçtular. Huang Xiaolong göz açıp kapayıncaya kadar Kozmik Yıldız Akademisi öğrencilerine ulaştı. Bu sırada Fei Hu Chen Feng'in önüne geldi. Vücudu hafifçe eğildi ve bir kılıç Chen Feng'e saldırdı. Luo Han kılıcı becerisi. Ani saldırı Chen Feng'i şok etti. Vücudu bir tepe gibi dönerek Fei Hu'nun kılıç saldırısından kaçtı. Sırtından soğuk terler akıyordu. Aniden yanında tiz bir çığlık çınladı. Döndü ve Fei Hu'nun az önce kılıcını bir öğrencinin boğazından bıçakladığını gördü. Ancak genç erkek ve kadın çifti. Huang Ziaolong gibi bir çocuğun kendilerine yaklaştığını gördüklerinde birkaç saniyeliğine sersemlediler. Neşeli hisseden ikisi de altıncı düzenin ortasındaki güçlerinin zirvesine güveniyordu. Küçük bir çocuk ve maymunla baş etmek ne kadar kolay olurdu. Genç adam ve kadın, Huang Xiaolong'un ve küçük mor maymunun üzerine atladılar. Huang Xiaolong ikisinin de ona doğru koşmasını izlerken alaycı bir tavırla gülümsedi. Büyük bir keyifle Asura'nın kılıçlarını ellerinde gerçekleştirdi ve yavaşça "Cehennem fırtınası." diye ağzından çıkardı. Yüzlerce ışık ışını bıçaklardan çıktı ve yoğunlukla dönen iki büyük girdapta toplandı. Feryatlar havayı doldurdu ve insanların kalplerinin soğukmuş gibi korkuyla titremesine neden oldu. Artık geri çekilmek isteyen Kozmik Yıldız Akademisi'nin her iki öğrencisi de derin bir korku duygusuna kapıldı. Ancak cehennem fırtınası saldırısının yarattığı girdaplar onlara ulaştığı için artık çok geçti. Yıldızlı o kılıcı, tırnak işareti, dipsiz galaksi, tırnak işareti, gelen saldırıyı gören genç adamın gözlerinde soğuk bir parıltı titreşti ve uzun kılıcının bir, Dalgasıyla savaş kisi yükseldi ve cehennem fırtınaları ile çarpışan keskin parlak yıldızlardan oluşan bir sağanak ışık gönderdi. Genç kız da kılıcını savurarak kendi karşı saldırısını başlattı. Tık, klenk, klenk, patlama zinciri sanki birden fazla hamle yapmışlar gibi geliyordu. Ancak cehennem fırtınası hiç yavaşlamadı ve bir nefestin kısa bir süre içinde titreşen birçok yıldızı harap etti ve parlak kılıç ışınlarına doğru ilerlemeye devam etti. Pu, cehennem fırtınası tarafından ezilen ikisi de döndüler ve birkaç metre ötedeki devasa bir ağaca çarptılar. Ağacı devirdiler ve yere düşerken ağızlarından kan fışkırdı. Giysileri küçük şeritler halinde parçalanmıştı ve parçalanmış etlerinden sanki yüzlerce kesik yemiş gibi kan akıyordu. Her iki yüzlerindeki birden fazla kesikten taze kan damlarken yüzleri bile bağışlanmamıştı. Her ne kadar perişan bir durumda olsalar da hala hayattaydılar. Huang Xiaolong kasıtlı olarak ilk saldırıda onları öldürmemeyi seçti. Cehennem fırtınası saldırısından kaynaklanan kesintiler onların dayanılmaz bir acı çekmelerini neden olacaktı. Çünkü bu acı vücutlarına saldırıp içeriden her şeyi yok edecekti. Huang Xiaolong onların acı çekmesini ve bu tür ıstırap verici acıları deneyimlemelerini istedi. Kozmik Yıldız Akademisinden Çift Büyük bir acı içinde yerde yuvarlandı ve sesleri kısılıncaya kadar acı içinde çığlık attı. Mor cüppeli kılıç tarikatı öğrencileri çığlığın kaynağına doğru döndüler ve trajik manzarayı görünce anında sarardılar. Ne? Bu sıska velet gerçekten bu kadar güçlü mü? Chen Feng, elinde Asura kılıçları ile duran Huang Xiaolong'a bakarken inanamamıştı kendi gözleriyle görmesine rağmen buna inanmak gerçekten zordu. Zayıf görünüşlü 8 ya da 9 yaşındaki bir velet aslında 6. düzenin ortasındaki savaşçıların iki zirvesini yenmişti. Bu nasıl olabilir? Böyle bir canavar nasıl var olabilir? Saygı duyulan hükümdar bile 8 ya da 9 yaşındayken bu kadar parlak olamazdı. Chen Feng şoktayken birdenbire birkaç çığlık patlak verdi. Hala sersemlemiş olan Chen Feng arkasını döndü ve Fei Hun'un kılıcının dikkatleri dağılmışken beş öğrencinin daha boğazını derdiğini gördü. Chen Feng hem şaşkın hem de öfkeliydi. Ne kadar aptallar. Hızlıca. Dövüşçü ruhlarınızı çağırın ve kanlı kurt öldürme dizini formasyonuna katılın. Bunu söyledikten sonra vücudundan göz kamaştırıcı bir ışık patladı ve Chen Feng'in arkasında devasa bir kurt belirdi. Gözleri kırmızı kan rengindeydi. Kürkü gümüş grisiydi ve gümüş grisi kürkünün arasında koyu siyah desenler vardı. Bu onun canavar dövüş ruhuydu. Bir kurt türüydü. Gök kurdu Chen Feng'in dövüş ruhunu serbest bıraktığını gören mor cüppeli kılıç tarikatının diğer öğrencileri de hızla aynı şeyi yaptı. Yedi öğrencinin dövüş ruhlarının hepsi kurttu. Dövüş ruhlarından bazılarının altın rengi gözleri vardı. Bazılarının iki kuyruğu vardı ve hatta bazıları tamamen zifiri karanlıktı. Her ne kadar bu öğrencilerin dövüş ruhları Chen Feng'in gökyüzü kurdu ile aynı olmasa da, hepsi kurt tipi ruhlardı. Huang Xiaolong bile bunu görünce şaşkına döndü. Daha sonra, savaşkilerini tamamen serbest bırakmadan önce, Chen'in merkezde olduğu bir düzene hızla geçtiler. Dövüşçü ruhları Chen Feng'in gök kurduna doğru uçtu ve sekiz kurt dövüş ruhu bir araya gelmiş gibi. Görünürken Chen Feng'in gök kurdundan güçlü bir aura çıktı. Genel olarak, benzer dövüşçü ruhlara sahip insanlar, bir egzersiz kanunu veya dizilimi kullanarak, Güçlerini ve güçlerini çoğaltarak enerjilerini birbirine kanalize edebilirlerdi. Bu yedi mor cüppeli kılıç tarikatı öğrencisinin ve Chen Feng'in aurası endişe verici bir oranda arttı. E. Hu biraz şaşırmıştı. Mor cüppeli kılıç tarikatının bu öğrencilerinin hepsinin kurt tipi dövüşçü ruhlarına sahip olabileceğini beklemiyordu. Ama sekizinin de bir düzen düzenine girdiğini görünce alay etti ve vücudundan gümüş rengi bir güneş gibi gümüş ışık parladı ve Fei Hun'un etrafında dolanan gümüş nehir görünür hale geldi. Her dönüşte Silver River büyüdükçe vücudundan parlayan gümüş ışık daha da parlaklaştı. Dövüş ruhu güçleniyor. Chen Feng, Fei Hun'un savaşçı ruhunun neden olduğu dönüşümü görünce dehşet içinde bağırdı. Evet, bu dövüş ruhunu güçlendiriyordu. Ve bu Fei Hu dövüş ruhunun doğaüstü yeteneğiydi. Fei Hu'nun Silver River'ın güçlendirilmesi. Fei Hu'nun yeteneklerinin beş kat daha güçlü olmasını sağlayacaktı. Aynı zamanda gücü de yarı yarıya arttı. Fei Hu'nun Gümüş Nehri. Beş kez desteklenerek birkaç metre genişliğe ve bir düzine metreden fazla uzunluğa ulaştı. Fei Hu. Beş kat güç artışıyla dövüşçü ruhuyla tamamen birleştiğinde sanki bir gümüş nehire dönüşmüş gibiydi. Kemikleri, derisi ve eti yok oldu. Saldırı, Chen Feng kükrerken korku onu ele geçirdi ve hiçbir uyarıda bulunmadan Fei Hun'un üzerinde bir el izi belirdi ve devasa bir kurt kafası çenesini sonuna kadar açtı. Gökyüzü kurt avucu tırnak işareti. Görkemli bir kurt gökyüzünü kapladı ve kükremesi ormanda titreşti. Yedi mor cüppeli kılıç tarikatı öğrencisi de aynı anda saldırılar başlattı. Hepsi Chen Fengkinkinden nispeten daha küçük olan bir kurt kafası gönderdi. Bunu gören Fei Hun'un gözleri kinci oldu. Kollarını kaldırdı ve güçlü bir yumruk attı. Parçalayıcı kalp yumruğu parçalayan kalp yumruğu, yumruk izi havayı delerken sanki bir şeyler çatlamış gibiydi. Sekiz kurdun kafası patladı ve saldırıyı başlatan sekiz kurt sarsılıp havaya savruldu. Sadece Chen Feng diğerlerinden biraz daha iyi performans gösterdi ve 10 metre kadar itildikten sonra kendini dengelemeyi başardı. 7 öğrenci yere düştüğünde vücutlarından patlama sesleri duyulabiliyordu. Her pop onların yedisi de yattıkları yerde ölene kadar istemsizce titremelerine neden oluyordu. Aynı patlama sesleri Chen Feng'in vücudundan da duyulabiliyordu ama onun durumunda her patlama sesi duyulduğunda ağzından kan fışkırıyordu ve bu onu korkutup dehşete düşürüyordu. Bu nasıl bir savaş becerisi? Merak etti hiçbir belirti vermeden arkasını döndü ve kaçmaya çalıştı. Bunu gören Feihun'un vücudu parladı ve tıpkı Chen Feng'in yolunu kesen bir nehir gibi aktı. Sonra Feihu vücudunun bir bükülmesiyle Chen Feng'i orijinal konumuna geri itti. Huang Xiaolong, Chen Feng'in kaçmasına izin veremeyecekleri için rahatladı. Döndü ve Kozmik Yıldız Akademisi'nin iki öğrencisine doğru yavaşça yürüdü. Her ikisi de dayanılmaz bir acı içinde hala yerde yuvarlanıyorlardı. Üzerlerine bulaşmış kan ve kir onları tanımayı zorlaştırıyordu. "Sana yalvarıyorum, lütfen bırak beni. Hazine haritasını sana vereceğim." dedi genç adam. Huang Xiaolong'un onlara doğru yürüdüğünü görünce Huang Xiaolong hiçbir şey söylemedi. Genç adama soğuk bir ifadeyle bakarken elindeki Asura kılıçlarını kullanarak boğazını keserek acınası çığlıklarına son verdi. Dehşete kapılan genç kız bir şey söylemek üzereyken Huang Xiaolong onu kılıcını sallayarak gönderdi. Huang Xiaolong, Kozmik Yıldız Akademisi'ndeki ikisini öldürdükten sonra Blades of Asura'yı geri çağırdı. Aradı ve genç adamın cesedinden bir harita parçası buldu. Bu haritanın yüzeyinde bir maymun çizimi vardı. Çizimi yanındaki küçük maymunla karşılaştırınca aklına bir düşünce geldi. Böyle bir benzerlik. Bir bölümün daha sonuna geldik, her ne kadar sürçülisan ettiyse affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.